Meltem TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Taksi programı tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerin gösterdiği ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir hafta sonu bizleri izliyorsunuz, yalnız bırakmıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler. Bugün yine stüdyoda çok değerli konuklarımız var. Sevgili İsmet'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz Hey Taksi programının bir hanımefendi var yanımızda. Esnaf, taksi esnafı. Şimdi yeni moda çıkarttılar. Bu sarı 8+1 taksi sözcüsü hanımefendi Meral Zeren. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde 8+1 taksi esnafı, aynı zamanda mağduru Sayın Ramiz Yılmaz Bey var. Ramiz. Evet, Zeyle. Zeyle değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet, İsmet'ciğim yine bir programda bir aradayız. Evet, buradan bizi bugün izleyen, de çok evet dertli. Meltem TV izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. O konuklarımız Meral Hanım olsun, Ramiz Başkan olsun. Kendisine de hoş geldin diliyoruz. Programın açılışını yapalım isterseniz. 8+1 esnafının mağduriyetini bu programda konuşacağız. Ve çözüm önerilerini esnaf temsilcilerinden alacağız. İlk önce sormadan bir şey söylemek istiyorum değerli izleyenlerimize. Şimdi taksi deyince sevgili İsmet biliyorsun, taksi diyorsun, bir taksiye biniyorsun. Sadece bu kadar biliyor. Hı hı. Ama toplum bu programla neyi görüyor? Taksilerin içindeki hayatları, aynen, hikayeleri, kavuşturmaları, ne bileyim şifa arayanlara bir köprü oluyor. Hastaneye ulaştırıyor gecenin bir yarısında. Koşturuyor. Yani biz burada taksici esnafının gerçekten tüm içtenlikleriyle dertlerini, hatta müşterinin de şikayetlerini bu platformda dile getiriyoruz. Evet. Aslında çok farklı bir şey değil mi? Bak mesela ben bilmiyordum 8+1'ini. Hatta elimi kaldırdım bir gün durdu önümüzde. Kocaman arabaya çok para verip gideceksin, ne yapacaksın? Tek kişi gidiyorsun. Yani bugün sanıyorum bu konuşulacak. Ya İstanbul'da taksi sisteminde şöyle problem var. Baştan onun bir açıklamasını yapalım. İstanbul'da son UKAME kararıyla birlikte 5 tip, evet, taksi oldu. Vatandaşın da kafasında bu ciddi bir karmaşaya neden oluyor. Mevcut bildiğimiz klasik sarı taksiler, D segment turkuaz taksiler, sarı siyah 8'lik taksiler, siyah lüks taksiler, onlar da 8 kişilik, bir de en son uygulama tabanlı farklı konseptte taksiler diye bir tane şehirde 5 tip birbirinden neredeyse farklı tarifelerde çalışan böyle bir karmaşa var. Bu karmaşada biz esnaf temsilcilerini buraya misafir ettik. Programın, evet, akışında da zaten kronolojik olarak ilk programdan başlayarak taksi esnafının bir tanımlamasını yaptık. Taksi esnafının sorunları, müşterilerimizin taleplerini dile getirdik. Böyle de devam edecek. Şu andaki konumuzdaki en büyük sıkıntı, çünkü 8+1'de ciddi bir sıkıntı var, problem var. İstanbullu vatandaşların yeni taksi talebi varken 717 tane araç şu anda sahada çalışmıyor. Düşünsenize sizin bir yatırımınız var, siz esnafsınız, evinize ekmek götürmek zorundasınız. 717 adetten biri de sizseniz çalışamıyorsunuz şu anda. Çünkü bir problem var. Burada ben konuklarıma ilk girişi dönüşümden gelen taksiler sisteme çözüm oldu mu? Kendileri de esnaf, çalışıyorlar, çalıştırıyorlar ya da çalışmıyorlar. Görüşleriniz nedir onu almak istiyorum. De ben söz alıyorsam, hı hı, bu projeyi yapanlara ve bizi ağırlayan sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Biraz sesimizi duyurmak adına çok iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'da ulaşım, trafik her zaman için sorundu. Bu öncelikle minibüslerde sorundu. Minibüs hatları atıl hale geldi birçok bölgede. Raylı ulaşımdan dolayı veya başka nedenlerden dolayı. En çok da pandemiden dolayı biz de bayağı mağdur durumdaydık. Ama yine iyi kötü çorbamız kaynıyordu. Bir gelirimiz, tek yerimiz dönüyordu. Sağ olsun belediye başkanları güzel bir projeyle önümüze geldiler.
sizi taksiye çevireceğiz dediler. Tabii biz bütün esnaf olarak bundan çok büyük memnuniyet duyduk. 8 artı 1 olduğunu da söylediler ama 8 artı 1 nedir biz bilmiyoruz ki ilk Siz defa. Sizin aracınız 8 artı 1. Yani normal değil. Minibüstük. Bizi taksiye döndüreceklerini söylediler. Ama dönüşecek olan taksi bugüne kadar piyasada bildiğimiz herkesin kullandığı normal sarı 4 artı 1 kişilik taksilerden değil. Yeni bir proje olacak. 8 artı 1 projesiyle taksi olacaksınız dendi. Biz de tamam dedik, yani olalım. Yeter ki bu mağduriyetten kurtulalım. Kabul ettik. Evet, ama 8 artı 1 dünyada uygulaması olmayan bir sistemdi. İlk defa bizim üzerimizde denendi. Belki çok iyiydi, çok iyi bir projeydi ama zaman içerisinde gördük ki yürümedi. Bunun yürümeme nedenleri araçlar çok pahalı, yakıtı pahalı, masrafı pahalı. Bu teknik konulara Ramiz arkadaşım daha çok değinecek, ben çok kısaca geçiyorum. Biz de dedik ki hani biz esnafız, şoförüz, biz çok anlamayız ama belediye çok iyi biliyor bu işi. Bize de iyi bir yol açtı diye hepimiz balıklama daldık bu işe. Yani şu benim anladığım, belediyenin aslında projesi iyi niyetliydi. Kesinlikle. Ama sahadaki talep karşılığını uygulamayı tam çözemediler. Olmadı. Evet, bunu göremediler, öngöremediler. Bunun için de kimseyi suçlamak istemiyorum. Çünkü hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir projeydi. İstanbul gibi bir metropolde asla olmayacak bir proje olduğunu yaşayınca gördük. Biz de bilmiyorduk. Bilsek zaten niye gireyim ki ben bu projeye, niye paramı yatırayım? Bizim dönüşme sürecimiz de çok sancılıydı. Yine bu teknik konuyu arkadaşım anlatacak. Ekonomik şartlardan dolayı araç alanlar, alamayanlar, araç alamayıp da bir takım galerilere veya işte herkesin söylediği plaka simsarları mı deniyor, plaka tüccarları mı deniyor buna profesyonel hayatta? Onların eline, onlara yem yapıldı birçok insan. Evet. Bunu kimse bilinçli yapmadı, katılıyorum ama maalesef sonu buraya geldi. Şu an için biz İstanbul'da taksi sorunu var. Biz de İstanbul'da taksimiz olup da İstanbul'a hizmet edememe sorununu yaşıyoruz. Evet. Taksimiz var ama İstanbul trafiğinde yokuz. İstanbul halkı taksi bekliyor ama onlar da hizmet alamıyorlar. Olay kısaca bu. Tek tek başlık başlık ilerledikçe diğer konulara yine altını doldurarak şu anda hep taksi birlikte yapamıyorlar ama yük taşıyor değil mi? Yani maalesef. 8 artı 1'ler. Maalesef. Eğer arkadaşlarım hazırsa görüntülerde de izleyebiliriz. Maalesef su taşıyor. Başka eşyalar taşıyor yanılmıyorsam. Bakın evet, arkada ekranda veriyor. Evet, su damacanalarını yüklemişler. 8 artı 1. Taksilerimiz hayırlı olsun İstanbulluya. Su taşıyorlar gördüğünüz gibi. Ya gerçekten işler acısı bir durum. Yani nereye tutsanız oradan kopuyor maalesef. Bu bir gürültü tabii ki. Burada evet, parke yük taşıyanlar, buzdolabı taşıyanlar, inşaat malzemesi taşıyanlar, çok değişik resimleri var bunların. Taşımacılık yapıyor. Evlilikçiyi taşıyanlara kadar. Bu arada yük ve eşya taşıyan nakliye araçları da bize kızıyordur. Bunlar ufacık paralarla. Ramiz Başkan bedavaya taşıyor. Şimdi bu taksinin taşınma şeyi minimum mesafesi 130 TL. Şimdi siz şu yükü bir nakliye firmasına gitseniz 3000 TL'den aşağı götürmez. Gerçekçi ama olmak lazım yani. Bir dakika, 130'dan mı? 130 TL kısa mesafe ücreti. Aplikasyona gideceğine bunlara gitsin o zaman. Aplikasyon 30 lira alıyor. Belki de aplikasyondan çağırıyor esnaf. Esnafı çağırdı. Hı-hı. Esnaf da iptal edemiyor. Aplikasyonu daha sonra niçin iptal ettin diye orada sıkıntı yaşıyor. Erişimini kapatıyorlar. Belki de aplikasyondan çağırdığı için bunu taşıyor zaten. %30'unu da oraya gönderiyor. %26'sını da oraya gönderiyor. Yani evet. Öyle bir şey var. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle böyle güzel bir program hazırladığınız için hem esnafı halkla buluşturuyorsunuz hem de sorunlar dile geliyor. Taksi esnafı dediğin zaman insanlar hep kötü niyetli olarak ulaşım esnaflarını öyle tanıyorlar. Aslında taksi esnafının içerisinde birbirinden değerli çok güzine insanlar var. Yani doktorlar var, hakimler var, anne babaların yetiştirdiği çok değerli insanlar var, basketbolcular vardı, biz bunları yine paylaştık. Evet. Profesörler var. Biz dolmuş minibüs esnafıydık. İstanbul'da bu bir dönüşüm olarak başlandı. Bunun da ilk başlanması Binali Yıldırım'la biz başlamıştık. Güzel bir program yaptık Tuzla'da. Tuzla'daki bu yapmış olduğumuz programa 2000 kişi katılmıştı, sahur programı. Binali Bey orada bize araçlarımızın, raylı sistemden mağdur olan araçlarımızın taksiye dönüşecek müjdesini vermişti. Daha sonra seçimde Binali Bey değil de Ekrem Bey gelince siyaset değişti. Tekrardan görüşmelerimize devam ettik, hiç yılmadık. Daire başkanlarımızı ziyaret ettik,
Yine yöneticilerimizi ziyaret ettik. Sürekli görüşlerimizi yaptık. Ekrem Bey'le bir dönüşüm yaşadık İstanbul'da. Bu dönüşümün ilk etabı 750 tane minibüs, 250 tane de dolmuştan dönmüştü. Burada dönüşürken çok insanlar talep vardı. Mağdur olan esnafın mağduriyeti giderilecekti. İstanbul halkının da taksi bulma sorunu vardı. Taksiye erişim sağlayacaktı. 1000 tane araç güzel bir dönüşüm oldu. Bu dönüşüme emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir kısım taksi ihtiyacını daha rahat bulacaktı. Biz de ekmeğimize kavuşmuş olacaktık. Daha sonra Meral Hanım'ın da dediği gibi ikinci dönüşüme de aynı heyecanla, aynı şekle başladık ama istediğimizi bir türlü bulamadık. Bulamamamızın sebepleri de biz neye girdiğimizi de tabii bilmiyoruz. 8+1 denen bir taksi modeli İstanbul'da denenecekti. Biz de bir önceki dönüşümdeki gibi güzel bir taksicilik yapacağız diye seviniyorduk ekmeğimize kavuşacağımız için. Ama 8+1 araçların ilk başlangıcı oldu, kurallar çekildi. Biz kurallar çekilirken de böyle sevinç gösterileri yapıyorduk. Ama bu sevinç gösterilerimiz kursağımızda kaldı. Çekilişler olduktan sonra piyasada araçlar yok. Araçlar bulamadığımız gibi kredileri de bulamıyoruz. Araç fiyatları hızlı bir şekilde alt tabandan yukarıya çıktı. Bu süreç çok sancılı geçti. Alamayan insanlar öyle üzülüyor, öyle üzülüyor ki evine ekmek götüremiyor. Bir de bu haktan yararlanacağız mı, yararlanamayacağız mı? Böyle bir şeyler, sıkıntıları var. Ama gördük yine esas büyük bir ejderha esnafı yutuyor. Geleni yutuyor. Neydi bu ejderha derseniz, 8+1 bu ejderha niteliğinde düşünüyorum ben. Çünkü alan esnaf almış aracını çalışıyor ama evine ekmek götüremiyor. Peki şu bir şey sormak istiyorum değerli başkan. 15 Şubat 2023'te UKM kararı var. Kurayla çekilme kararı. Bundan da müzdariptiniz. Şimdi, yukarıda konuşurken. Şimdi ona da geleceğim. Şunu anlatayım kısaca. Esnaf aracı aldı ama evine ekmek götüremiyor, çalışamıyor. Çalışamayan esnaflar, hiç araç alamayan esnaf mağdurdu. Alan arkadaşlar da bir anda mağduriyet yaşamaya başladı. Yolcu binmiyor, fiyatlar fazla. Deminkisi gösterdiğiniz gibi yük eşya taşımaya başladı. Çünkü kazanın dönmesi lazım, pişmesi lazım. Hanımlarımız evde mutfağını döndüremiyor. Çocuklarımıza giderken okula harçlık veremiyoruz. Böyle bir sıkıntılar oldu. Ondan sonra esnaf yavaş yavaş artık bu işten bıkkınlık gelmeye başladı. Takmış olduğu plakayı da sökmeye başladı. Söküyor adam, götürüyor. Plakasını evde bekletiyor. Aracını da satıyor galerilere, borcunu kapatıyor. Borcu olmayıp da aracı olan insanlar da aracını çekiyor otoparka. Otoparkta bekliyor. Yani bir yerde 1755 tane araç var. Bir yerde de taksi arayan müşteri var. Bu taksi plakaları boşta bekliyor, çalışamıyor. Bu taksi plakalarını halkla buluşturmamız lazım. Nasıl buluşturacağız? Siyasilerle sürekli görüşmeler yapıyoruz, sürekli görüşmeler yapıyoruz. Daha sonra işte dediğiniz gibi 15 Şubat kararları geldi. Bu 15 Şubat kararları da ne derseniz, burada 321 tane lav olan hatlar vardı. Yani hiç fikri alınmadan taksiye dönüştürülmüş hatlar vardı, iptal edilen minibüs hatları. Bunlara bir ay süre verildi. Bir ay süre içerisinde bunlar aracını alamadı. 21 tane arkadaşımız oradan hiç aracını alamadı. Alamadığı için de taksi olma hakkından, büyük araçtan küçük 4+1 taksi olma hakkından mahrum kaldılar. Sonra geriye kalan araçları da burada aracını alan kişilerin içerisinden çekiliş yapmaya başladılar. Çekiliş olacak. Araç alamayan kişiler burada cezalandırıldı. Bunu da tabii ki garipsedik. Niçin? Adam mağdur, aracını almış bir mağdur kesim var. Aracını almayan kişilere diyor ki ne, sen de araç al, sen de mağdur ol. Ya kardeşim bu mağdur olmuş zaten, ben niçin bu aracı alayım? Bu araç almayan kişiler bu kuraya hiç sokulmadı. Pardon, bu arada bir de şey parantez açayım. Henüz araç alma süresi dolmadan kura çekimine girildi. Meral Hanım dediği gibi burada bir de şöyle bir sıkıntı. İhale mi oldu, pardon onu anlayamadım. Kura çekilişi oldu. Hayır, araçların alınması. Araç alanlarla almayanlar diye bir esnafa ayrışıldı. İki grup esnaf oldu. Bize de bir araç alma süresi tanınmıştı. Atıyorum bu ayın sonuna kadar diye bir süre tanınmıştı. Siz de aracınızı bu ayın sonuna kadar alın diye. Ama o süre tamamlanmadan yeni bir kararla biz kura çekeceğiz. Araç alanların içerisinden kura çekeceğiz. Kura da kazanan kişileri 4+1'e döndüreceğiz diye bir karar çıktı. Oysa henüz araç alma süresi tamamlanmamıştı. Belki diğer insanlar da araç alacak ve o kuraya girme şansına sahip olacaktı.
Yani bakar mısınız, kendi malınızda kuraya girme şansınız bile sizi mutlu edecek hale geldik. Yani oysa burada problem biz... şu değil mi? Yani Büyükşehir Belediyesi bir karar alıyor Hüzün Hanım. Bir yola giriyor. Diyor ki esnafa şu şöyle bir takvimlendirme yapıyor. Şu tarihte kuralar çekilecek. Burada şey yapılacak gibi. Esnaftan gelen tepkiye göre benim anladığım son 2 yılda aşağı yukarı çeşitli varyasyonlarda kararlar sürekli değişiyor. Son değişimden sonra da bizim bu verdiğimiz 717 rakamı bu 1800 ortalama dönüşen taksiden de belli bir kısmı normal taksiye dönüyor. Esnaf artık yürüyemeyecek hale gelince ciddi belediye tepki veriyorlar. Belediye kabul ediyor bir takım mağduriyeti. Belediye kabul ediyor. Şu anda 717 tane 8+1 olarak kalan esnaf var. Bunlar da mağdur. Bunlardaki sıkıntı da benim anladığım Ramiz Başkan, 717 araçtan sahada sizden aldığım bilgi ortalama 250 tane falan çalışan var. Çalışıp da mağdur olan 500 tane de hiç çalışmayan var. Yani İstanbul'da şu anda 500 tane taksi niteliği olan araç taksi olarak çalışamıyor. Büyükşehir Belediye'miz bu problemin üstüne daha bu problemi çözmeden yani bu işi bitirmeden yeni diyor ben 2500 tane daha taksi çıkaracağım. Burada da 8+1 esnafımızdan bize işte yayınla ilgili talep geldiğinde şöyle ya bizim bir problemimiz var. Bizim bağlı olduğumuz kurum Büyükşehir Belediyesi Bakanlık Temsilcileri UKAME. UKAME daha bir problemi çözmeden İstanbul'a farklı bir problem kazandırmaya çalışıyor. O da zaten kendi içinde böyle çeşitli nitelikleri olan taksi statüsü getirmeye çalışıyor. Biz burada mağduruz. 500 tane esnaf bakın bu az bir sayı değil. 500 tane ailenin şu anda evine ekmek girmiyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi esnaf mağdur burada. Peki o da ne yapıyor? Çok merak ettim şimdi. Yani odayı ilgilendiren bir tarafı var bunun değil mi? Siz de odaya bağlısınız. Biz şu an ne deve ne kuşuz galiba. Deve kuşu şeklindeyiz. Hangi odaya bağlı olduğumuz da belli değil. Çünkü bir kısmımız taksi olma hakkını kazandığı için taksiciler odasına üye olmuş olabilir ama bir kısmımız hala minibüsçüler odasına üyeyiz. Minibüsçüler odasından da kaydımızı aldık çünkü biz taksi olacağız diye sevindik. Biz havadayız. Biz yani, şu anda bir kısmımız da böyleyiz. Bunlar ya sorunlar çok büyük. Deve kuşu misali. Evet siz deştikçe biz, evet, biz her türlü sorunu açıklayabiliriz ama sorun çok. Evet bayağı çokmuş ya evet. Kafam karıştı. Şimdi başım döndü. İsmet Başkan'ın dediği konu da çok önemli. Yani senin bir taksi plakan var İstanbul'da. İstanbul halkı taksi bulamıyoruz diye şikayet ediniyor. Sen bu aracı çalıştıramıyorsun. Evine de ekmek getiremiyorsun. Araç alanlar çalıştıramıyor. Bir kısmı yine söküyor araçlarını. Hiç araç almayan esnaf arkadaşlarımız var. Onlar da mağdur. Bunların sayısı oldukça fazla. Gitgide fazlalaşıyor. Nasıl fazlalaşıyor derseniz aracını almış. Bir yıl, altı ay, bir buçuk yıl böyle çalıştırmış. Ama giderlerini, senetlerini ödeyemediği için de tekrardan satmış. Bu aracı olmayan esnaf sayısı fazlalaşıyor. İstanbul'da bu araç sayısı atıl durumda, yatan araç sayısı, taksi plakası varken 2500 aracın aktif edilmeye çalışılmasını da anlamış değiliz. İstanbul halkının taksiye ihtiyacı varsa atıl durumdaki taksileri aktif edelim önce. Çok güzel bir şey söylediniz başkanım. Birazcık nefes alın. Bir Skype bağlantımız var. Muhtemelen arkadaşlarım vatandaş, halk olduğunu söylüyor. Merhabalar. Merhaba, Güray Oğuz. Merhaba, evet merhabalar Hüzün Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler öncelikle, hoş bulduk, teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben başımdan geçen bir sorunu anlatmak istiyorum. Geçen hafta işe giderken taksi binmem gerekti fakat taksi durağında normal binik araç yoktu. Beni 8+1 bir taksiye bindirmek istediler. Ve bunun fiyatında 130'luk bir fark olduğunu sonradan öğrendim. İlk başta bilmediğimde konuyu. Geç kalmak için mecbur şekilde bindim ama doğru bir karar değildi bu. Ben niye normal bir taksiye binemedim? Bir de hani taksinin içerisinde bir emniyet hani yok. Camlar açılmıyor. Çok havasız içerisi. Hani biraz kenarı bağık, hani boğuk hissettim. Hani bir ani fren olduk bir ışıkta geçerken. Orada hani bir tutunacak yer de yoktu. Hani oturma mesafesi çok geniş olduğu için de hani bir öne doğru sürüklenme durumu da yaşadım. Hani güzel bir deneyim yaşamadım bu yolculuk üzerinden. Hani niye ben normal taksiye binemedim? Niye fark alındı? Bunu sormak istiyorum ben. Ayrılmayın siz, hatta tutalım. Soralım bakalım evet. Başkanımıza.
Şimdi çok doğru, önemli bir konuya değindi arkadaşımız. Öncelikle şimdi duraklarda taksi yok tabii ki. 8+1 araçlara da binen yolcu olmadığı için duraklarda sadece 8+1 araçlar genelde göze çarpıyor. Müşteri taksi istediği zaman da durak başkanı özellikle bu araçları göndermeye çalışıyor ki esnaf da bir evine tenceresine ekmek götürsün diye. Arkadaşımız da öyle bir arkadaşımız demek ki. Taksiye binmiş bir kişi, iki kişi sonuçta diğer araçla %30 daha aşağı fiyata gitmek varken %30 daha pahalıya gitmiş. Aracın yine arka tarafının havasız olduğunu bahsediyor. Arka taraf tamamen gerçekten havasız. Müşteri memnuniyeti yok. Koltuklar yeterince dizaynı güzel yapılmamış. Yani bu tek kişi giden vatandaşların hepsinin şikayeti var. Çünkü hem konfor olarak da zayıf. Diğer araçlarda adam camını indirebiliyor veya şoförle muhabbet edebiliyor. Biz Türk insanı olarak insanlarla diyaloğu seven insanlarız. Taksiye bindiğimiz zaman günaydın, hoş geldiniz, nereye gideceksiniz böyle diyaloglar. Bu araçlarda diyalog yok zaten. Düğmeye basacak adam düğmenin yerini bulamıyor şoförle irtibata geçmek için. Sonuçta Ayşe teyze, Fatma teyze bunu hiç bulamaz. Yani böyle bir taksiciliği planlamışlar ama burası yani İstanbul 81 ilden nüfusun olduğu bir yer. Sonuçta taksi müşterisi de farklı farklı potansiyellere sahip. Siyah lüks taksilerimiz vardı bunların yerine çalışan. Onların müşterisi biraz daha elit kesim. Biraz daha fiyatları yüksek. Onlar da bu işi sürdüremezken %30 farkla. Lacivert'te maviler değil mi? Yok, siyah taksiler. Turkuazlar ayrı bir sorun. Bir de siyah lüks taksi olarak bu tarzda 8'lik araç olarak geçiyor. Onlar dahi ulaşımı sürdürebilir halde değil. Çoğu geri normal 4+1'e dönüyor. Dediğiniz gibi turkuaz taksiler var. Turkuaz taksi projesi de şu anda lav olmuş gibi bir şey. Piyasada çünkü yok denecek kadar az. Niçin az? Fiyatı diğer taksilere göre pahalı olduğu için bizim halkımız tercih etmiyor. Ekonomik durumlar da zaten mevcut. Yani tutup da insanlara da zorla bu araca binin deme şansımız yok. Binen müşterilerimizden de Allah razı olsun. Biz onların işini yapıyoruz. Suları taşıyoruz. İnşaat malzemesi taşıyoruz. Aa, ne güzel. Yani nakliyeci olmuşsunuz. En azından evimize o gün bir ekmek götürmenin derdindeyiz. Evet. İnşallah bu ben yanlış şeyden dönülür diye düşünüyorum. Güray Bey, peki normalde işte anladığım kadarıyla taksi müşterisisiniz. Başka yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu taksiyle ilgili? Burada hazır muhataplarımız varken en azından dile getirelim. Genelde yaşadığım bir diğer sorun da belli başlı saatlerde taksi bulamıyorum. Onda çok sorun yaşıyorum. Uygulamadan çağırmak istediğimde yani ya gelmiyor ya da hani geri gözüküyor, sonunda iptali düşüyor bazen. Bugün sorunlar yaşıyorum ama genel olarak hani baktığımızda iş çıkış saatlerinde özellikle taksi bulmak çok zor. Bulduğumuzda da genelde hani konumdan dolayı gitmeme durumu yaşıyorum. Peki bir şey daha soracağım. Biliyor musunuz? Buyurun. Bilmiyorum. Uygulamadan taksi çağırdığınız zaman 30 lira fazladan veriyorsunuz. Yakın mesafede ama mesafe uzaklaşınca daha fazla veriyorsunuz. Biliyor muydunuz bunu? Evet, doğru. Biliyorum onu da. Nasılsınız bu uygulamadan? Efendim? Memnun musunuz bu uygulamadan? Yani diyelim açıkçası niye farklı bir ücret ödüyorum zaten? Bildiğim kadarıyla uygulamadan bir komisyon çekiyor. Niye bunu ekstra bize yansıtıyor ekstradan çünkü? Hani ben burada hizmet almak istedikçe sürekli bir maliyet ödeniyor. Hani doğru bulmuyor mu kararı? Silin o uygulamayı, uygulamadan çağır. Hey taksi deyin, mutlaka bir taksi bulursunuz. Soracak bir sorunuz var mı? Müşterimize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İlgi ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi müşterimiz haklı. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. %30 hem araca, büyük araca fazla ödüyor. Bir de aplikasyon şirketleri hem bunu bir de şeyden araçlardan, araç sahibinden %26 komisyon alıyor aplikasyondan çağırdığı için. Yani kredi kartıyla ödediğin zaman %12 yine vatandaştan bir para alınıyor. Yani bunlar büyük rakamlar. Evet. İnsanlarımız parayı artık kolay kazanamıyor. Evine ekmek götürme derdindeyken yine aplikasyon şirketlerinin büyük fahiş fiyatlarla uyguladıkları hem taksi esnafına hem de müşteriye uyguladıkları fiyatlar var. Bunları kimse dile getirmek istemiyor. Niçin getirmek istemiyorlar anlamış da değiliz. Şimdi %26 komisyon demek 8+1 esnafın aldığı kazanacağı paradan almak çok büyük bir rakam.
Şimdi kredi kartından çekecek vatandaş, %30 da zaten büyük araç olduğu için bir fazla fiyatı var. Bir de kredi kartından çekecek, %12 de ondan fark alacak. Bu adam semeriyle 80'e getirdi derler bizim İBAN köyde. İBAN da yasaklandı artık, İBAN'dan da atamıyorsun. Yani çok büyük paralar tekamül ediyor. İstanbul'daki yolcu sayısına baktığın zaman büyük rantlar, herkes bu rantın peşine düşmüş. Taksici esnafını düşünen de yok, vatandaşı düşünen de yok. İnşallah bu sorunları kısa zamanda görürler. Sonuç çözüm odaklı bir çalışma yapılır diye düşünüyorum. Ramiz Başkan, burada esnaf olarak ben de taksi esnafı olarak buradayım. Sonuçta sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Sen 4+1'din. 8 lüks taksi de var bende de. Şimdi şöyle, lüks taksi olarak da ben şey söyleyeyim. Biz lüks taksi olarak İstanbul'a bir yenilik katmaya, ciddi bedeller ödeyerek siyah VIP taksilerle sahaya çıktık. İstanbullu'dan, turistlerden de çok güzel geri dönüşler oldu. Tam biz sistemi oturtacağımız zaman, normal taksi, sarı taksi esnafından da siyah taksilere geçişler başlamışken, bir anda Büyükşehir Belediyesi sanki siz iyi bir iş yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz der gibi 8+1 denilen bir şey çıkarttı. Dedi bunların fiyat tarifesi de daha düşük olsun, aracın konsepti, aracın yarısı sarı, yarısı siyah olsun, kabin olsun, böyle evet, biraz süsledi işi. Bizim işi de baltaladı. Yani siyah taksi de burada mağdur oldu. Şu anda siyah taksi sayısı atıyorum 600'lerden 370'lere falan düştü. Liman dahil, ben söyleyeyim, havalimanlarında da bu araçlardan var. Havalimanları dahil bu rakam. Çünkü %50'ye yakın orada da bir geri gidiş oldu. Yani problem şu, her programda söylüyoruz. Çözümsüzlük üzerine iş yapılıyor. İstanbul'da 5 tip taksi olmaz. İstanbullu vatandaşın beklentisi sarı taksi ile siyah taksidir. Tamam mı? Bu yapılır. Vatandaş serbest bırakılır, esnaf. İsteyen siyah taksisini alır, isteyen sarı taksisini alır, hizmet sunar. Bizim amacımız hizmet kalitesini artırmak, esnafa problem çıkartmak değil. Bakın 500 tane araç şu anda yatıyor. Benim burada uygulamalardan falan bahsederken aklıma takılan bir şey var. Ramiz Başkan, onu da sorayım. Bu dönüşüm sürecinde benim gördüğüm, sonuçta biz de bir şekilde işin ucundayız, görüyoruz, bakıyoruz. Dönüşüm sürecine bazı galerilerle uygulama firmaları aktif rol aldı. Aplikasyon, evet, şirketleri. Şimdi uygulama firmaları haftanın 5 gününün 4 günü belediyede UKM alt komisyonun toplantılarına hepsi standart katılırken 8+1 mağdur esnaf mesela birçok toplantıya alınmadı. Asıl mağdur olanlar burada, mağduriyete sebep olan, farklı verileri belediyeye sunan, belediyeyi de manipüle etmeye çalışıyorlar. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin elinde uygulama datası yok. Aplikasyon şirketleri mi yapıyor bunu? Aplikasyon şirketleri mesela diyor ki 8+1'in diyor datası var. Ben de Etiler'de diyor 1000 tane çağrı alıyor. Bu araçlar diyor esasında çok güzel iş yapacak ama araçlar sistemi açmıyor diyor. Halbuki bu araçların sistemsiz çalışma şansı yok. Yani yoldan yolcu alma olasılığı çok düşük. Yani %90'a üzerinde sisteme bağımlısınız. Pendik'teki taksinin şeyini veriyor, büyük taksinin datasını veriyor. Diyor ki buradaki işte şey onu görmüyor, Etiler'dekini sunmaya çalışıyor. Esasındaki problem Pendik'teki takside. Çünkü İstanbul'u homojen olarak sen şey yapmıyorsun, analizini yapmıyorsun. Beşiktaş'taki de, çünkü Beşiktaş'ta taksi talebi daha yüksek. Evet. Burada uygulama firmaları benim gördüğüm ciddi bir şekilde bazı galerilerde sürece müdahil oldu ve oluyorlar. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizler hem belediye tarafına hem hükümet tarafına defalarca görüşme yaptık. Tabii ki biz görüşme yapıyoruz. Biz çıkarken de çoğu zaman da karşılaştığımız da oluyor. Yine bu aplikasyon şirketlerin temsilcileri, onlar da gidip geliyorlar sürekli. Onlar da bunların gidip geldiklerini söylüyor. Şimdi esnaf temsilcileri esnafın sorununu anlatamazken aplikasyon şirketlerinin buralarda sürekli iç içe olmaları bizleri de rahatsız ediyor. Çünkü biz derdimizi anlatamıyoruz. Bizler sonuçta vatandaşız, mağduruz, paramız yok. Dilimizde ona göre az çıkıyor, yani sesimizde az çıkıyor. Ama bunlar güçlü şirketler. Yani Türkiye'de istediği zaman hareketlendirme yapan şirketler. Görüyoruz sağda yüz binlerce korsanım diyor. Çalışıyor, mahkeme kararı var. Hala aktif olan korsan araçlar var. Mahkeme kararı olmasına rağmen. Şimdi bununla bir esnafın... Martı taklar değil mi? Evet. Evet. Bununla bir esnafın uğraşma şansı yok zaten. Bununla kim uğraşacak? Devlet uğraşacak. Devlet de mahkeme kararını vermiş. Evet, kesin diyor bu korsandır diyor. Ama görüyoruz ki mahkeme tarihinden bu tarihe kadar geçen zamanda
bir türlü korsanı engelleyemiyorlar. Peki, korsanı şey engelleyemiyorsanız bu resmi taksileri devlet güvencesinde anayasal olarak koruyoruz diye niye söylüyorsunuz? Peki. Koruyamıyorsunuz şu anda bizim esnafımız korunamamış halde. Evet, Mart taklara gelmişken konu mahkeme kararı ne zamandı? Geçen hafta mahkeme kararı. Ortalama 3,5 ay geçti mahkeme tarihinden sonra gerekçeli karardan. Peki bunu kim uygulayacak? BTK'ya yazı gitti. Şu anda Bilgi Teknoloji Kurumu. Nereye bağlı bu? Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Tamam, o zaman seslenelim. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine derhal bu yasayı devletin mahkemenin verdiği kararı uygulayın. Yani korsansa lütfen korsan olarak uygulayın değil mi? Yani bizim burada beklentimiz BTK'nın mahkemenin verdiği erişim engeli kararını, mahkeme kararı bu yani sonuçta bir yorum değil, yoruma açık değil ki BTK da yani, yorum yapabilecek şey de değil. Mahkeme bir karar vermiş, bu kararı ivedilikle uygulaması lazım. Burada binlerce esnaf mağdur. Şu anda psikolojik olarak esnafımız bitmiş durumda. En büyük güvencemiz Yüce Türk Mahkemeleri dedik. İsmet Mahkemeye Bey, verdik. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Şimdi herkes diyor ki ne? Bu mahkemenin vermiş olduğu karar, sonuçta bunun diğer şirketlerin diğer kolları da var. Burada bu mağduriyet yaşayacak. Biz bunu mahkemenin ayırması gerektirdi, zarar görür diye söz ediliyor. Tekrardan mahkemeden yeni bir yazı isteniyor erişimin kapatılması için. Peki bu bir şirket, global bir şirket. Global şirketin zararını hesaplayan matematik ustaları, hükümet temsilcileri, siyasetçiler neredesiniz? Esnafın zararının için ölçmüyorsunuz. Esnaf bitmiş durumda. Evine ekmek götüremiyor. Çoluğu çocuğu ağlıyor. Gerçekten biz çocuğumuza harçlık veremez hale geldik. Soruyorum neredesiniz? Gerçekten çok önemli. Biz evimize ekmek götüremez hale geldik. Global şirketlere değil, bu esnafa sahip çıkmaları lazım. Esnaf koruma kanununda eğer koruyamazsa bunu da bakanlık gerektiği maddeyi de silsin, koruyamadığını bildirsin artık. Ben bu kesinlikle bunun böyle olacağını düşünüyorum. Yani burada da son kez de gördük. Bu insanların zararı ne olacak esnafın? Esnaf büyük kayıplar verdi şu anda. Büyük zararlar verdi. Arabaları yok parasına gidiyor. Şimdi bu esnafın zararı ne olacak? Global şirketlerin zararını hesaplayan matematik ustalar neredeyse çıksın bunu söylesin. Şimdi şöyle olması lazım. Türkiye Şoför Odası Federasyon Başkanı Mehmet Yiğner var. Evet. Mehmet Yiğner başkanlığında bütün odaların Ankara'ya çıkartma yapması lazım. Burada hukuk gasp ediliyor. Evet. Mahkeme bir karar vermiş. Esnafın burada mağduriyeti var. Mehmet Bey'e çağrıda bulun o zaman. Mehmet Yiğner'e. Bakın Türkiye Şoförler Odası Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Yiğner'e buradan çağrımız olsun. Kendisini hem programda davet etmek istiyoruz. Esnafın problemlerini kendisiyle konuşalım. Kendisine davet daha önce ilettik. Müsait durumda o da kendisi gelecek. Ama şu anda ivedilikle Ankara'da bütün odaların, federasyonların, kooperatiflerin BTK'ya çıkartma yapması lazım. BTK'nın kapısının önünde hepsinin toplanması lazım. Kardeşim sen mahkeme kararını neden uygulamıyorsun diye bunu sorması lazım. Yani burası evet. Hukuk devleti, muz cumhuriyeti değil. Mahkeme bir karar verdiyse herkes saygılı olmak zorunda. Bakın saygılı olmalı demiyorum, saygılı olmak zorunda. Bu çağrıyı buradan tekrarlayalım. Evet. İvedilikle bu mağduriyet giderilsin. Odalar, oda başkanları, federasyonlar da harekete geçsin bir an önce. Ya İstanbul'da 30 tane oda başkanı var. Bir tane de birlik başkanı var. Ya birlik başkanımızın ben son paylaşımlarını falan bakıyorum. Esnafın ya mağduriyeti ya da sıkıntıları ile ilgili bir haber şey yapıyor. Bu da bizi üzüyor tabii. Çünkü yani burada esnaf, o koltuklara oturanlar esnafın biraz önce beyefendi haykırdı durumunu. Yani birçok esnafın sesine ses oldu. Oturuyorlar, makamları boşuna işgal ediyorlar. Vatandaşın ya da esnafın sesini duymuyorlar. Şimdi Hüzün Hanım, normalde devlette silsile şöyle benim bildiğim. Esnafız. Esnaf problemini STK'ya yani bağlı bulunduğu odaya bildirir. Bağlı evet. Bulunduğu oda çözüm sunmaya çalışır. Çözüm sunamazsa üst birliğine iletir. Üst birlik, federasyon falan hepsi topyekün hareket eder. Yani burada Meral Hanım'ın, Ramiz Başkan'ın, diğer arkadaşların sahada, sokaklarda ben görüyorum. Yani belediyenin bütün alt komisyonlarında, UKAME toplantılarında, sokaklarda, E5'te yağmur altında yürüdüğünüzü hatırlıyorum falan. İnsan olarak üzülüyorsunuz. Şimdi bu kadar mağduriyet varken bütün esnaf odası başkanlarından bahsediyorum.
Bir yani iki hepsinin, kişiyi tenzih ediyorum. Bir iki tane ilgilenen arkadaşımız var. İlgilenen muhakkak vardır ama benim dediğim şu. Şimdi tamam, Meral Hanım burada şöyle düşünmek lazım. Haklısınız. Bir orkestra düşünün. Haklısınız. Bir orkestra düşünün. Seramon ben bozulur. La notasına evet. basıyorum. Meral Hanım sola basıyor. Ya bu ahengi bozuyorsunuz. Ahenk bozuluyor. 30 oda başkanım var. 30'unun da gitmesi lazım. Aynen. Aynen. Hizmet orada katılıyorum. Yine katılıyorum. Şimdi biz 1453 çırpıcı sosyal tesislerinde okuma var. Kararlarla bizle ilgili herhangi bir karar yok. Bizler de orada tepkimizi gösterme adına oradan bütün esnaf arkadaşlarımız yağmurlu bir gün kafalarımızı iyice kaşkollarla sarmışız, yürüyüşe geçmişiz. 1453 çırpıcı tesislerinden Cevizli Bağ'ına kadar E5 üzerinde yolu kapattık, yürüdük artık. Tek şeyimiz çığırımız, sesimiz duyulsun diye. Çaresizlikten artık ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Oraya yürüdük. Yine araçlarımızla, 200 tane aracımızla il başkanlıklarına yürüdük. Burada yine hükümet temsilcisine yürüdük araçlarımızda. Sesimiz yağmurlu bir gündü. Çoğu esnafımız hasta oldu. İsmet Bey, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 8 artı projesi iyi niyetle yapılmış ama tutmamış bir proje. Biz kimseye niçin yaptınız, niye yaptınız, bizi mağdur ettiniz demekten ziyade şunu söylemek istiyorum. 8 artı bir projesi iyi bir proje ise... Kimin gelin, işine yarıyor? Hayır, gelin. Şu anda 2500 tane ihale yapılmış, yapılacak. Yeni taksi modelimiz var. 2500 aracı 8 artı 1 olarak çıkartın. 755 tane araçlarımızı, 717 tane de bu mağdur olan esnafı 4 artı 1'e çevirin. Madem ki o kadar güzel bir proje, madem ki halkın ihtiyacı bununla çözülecek, ben böyle bir öneride bulunuyorum. 2500 8 artı 1 yapın. 717 aracı 4 artı 1 yapın. Bu sorun bitsin. Şimdi başkan çok evet, doğru söylüyorsun. Meral Hanım'a şunu sorayım. 3 dakikadayız. Meral Hanım, az önce Ramiz Başkan'a sorduğum soruyu tekrar soracağım. Uygulama firmaları 8 artı 1 projesinde etkili olduklarını biliyorum. Şu andaki yeni 2500 taksi projesinde de %100 etkililer. Yani onların güdümünde proje yürüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim aslında başlık şu olması lazım. Büyükşehir Belediye'miz ve bakanlık temsilcilerimiz uygulama firmalarının taleplerini mi değerlendirmesi lazım? İki tane, üç tane firmayı zengin etme uğruna. Öncelikle yoksa esnaf ve vatandaşı mı? Lazım. Bu uygulama firmalarının kime ait olduğuna kadar inmemiz lazım belki de. İşte burada biz açıklıyoruz mesela geçtiğimiz programlarda çok ciddi bir kazanç var. Çok ciddi biz bir kazanç var. Biz dedik ki buradaki problemin çözülmesi için Ulaştırma Bakanlığımız geçen gün diyor ki biz diyor Türkiye Kart diye bir şey çıkarttık. 81 vilayette tek kartla kimlik kartı gibi bütün ulaşım araçlarına bineceksiniz. Çok güzel değil mi bu proje? Biz de diyoruz ki 81 vilayette taksilerin binebileceğiniz, diyorlar ya işte Uber'e bindiğimiz zaman Almanya'da da biniyoruz, İstanbul'da da biniyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki 81 vilayette gittiğiniz zaman Konya'ya mı gittiniz? Taksiyi aynı uygulamadan çağırın. Bilecik'e mi gittiniz? İzmir'e mi gittiniz? Ankara'da mısınız? Tek uygulamadan. Bizim devletimiz bunu yapmaya müktedir, yapar. Çok kolay yani. Evet. Ben istiyorum ki siz... Sürecin içindesiniz. Bakın mücadele ediyorsunuz. Görüyorum dışarıdan birisi olarak. Hem 8 artı 1 dönüşüm sürecinde hem 2500 taksi sürecinde uygulama firmaları neden bu kadar aktif rol alıyor da esnafın ve vatandaşın talepleri görmezden geliniyor? Şimdi çok derin bir mevzu aslında ama kısaca şöyle toplayayım. 8 artı 1 araçlar olmasa uygulama sistemleri %40 kazancını kaybeder. 8 evet. artı 1 projesinde tamamen ve tamamen uygulamadan biniliyor. Evet. Sokaktan insanlar el kaldırıp taksiye binmiyor. 8 artı 1'e binmiyor. Çünkü tanımıyor, bilmiyor onun 8 artı 1 olduğunu. Evet. Normal taksi dediğiniz olay, ben 60 küsur yaşındayım. Taksi ne demektir? Yoldan geçerken yağmur başladı. Hey taksi derim, binerim. Ben 60 küsur yaşındayım. Telefonumda uygulama olmayabilir. Herkes uygulamalı telefon kullanmıyor, kullanamıyor bu. Evet. Ülkede maalesef okuma yazma oranı çok düşük. Hatta gelen göçlerle çok daha Türkçe bilmeyen insanlar bile bu taksiyi kullanması lazım. Bu ülkenin iyi veya kötü vatandaşı durumundalar şu evet. anda. Onlar nasıl kullanacaklar? Bu tamamen esnafın üzerinden haksız kazanç. Başka hiçbir şey demiyorum. Evet. Çok söyleyecek şeyim var ama hakkımı burada kullanmayayım. Hakkımı mağduriyete anlatayım.
mağdur ama insanlarımızı anlatayım. Çok kalmadı hatta. İki saniyede anlatıyorum. Tamam. Bu 8+1 projesinde çalışacak insanlarımız şoför bulamıyorlar. Bu işsizlik döneminde şoför bulamıyorlar. Çünkü kimse para kazanmadığı bir sistemde çalışmak istemiyor. Ben o kadar büyük yatırımımı bir şoföre emanet ediyorum. Dolayısıyla 8+1 projeler çalışmıyor. Çalışan kişiler de uygulama şirketlerine çalışmış oluyor. Dul kadınlarımız var, şehit yetim çocuklarımız var. Burada yaşlı ve engelli vatandaşlarımız var. Bu insanlar nasıl evlerine çorba götürecekler? Bir kere önce yetkililerden bunu düşünmesini istiyorum. Evet, bu proje İstanbul'da hem çevre kirliliğine süremiz hem trafik yoğunluğuna neden oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bitti. Ben şöyle son cümlenizi alayım. Son olarak böyle bir programı düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 8+1 esnafı ne istiyor? 8+1 esnafı sekmen serbestliği istiyor. Evine ekmek götürmek istiyor. Tek derdimiz bu. Kimsenin siyasetiyle, kimsenin bürokrasisiyle işimiz yok. Evimizde çorbamızın kaynaması. Tek derdimiz bu. Çok teşekkür güzel. Ediyorum. İsmet'ciğim senden de. Esnafın sorunlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Daha çok şey öğreneceğiz inşallah. Daha da farklı konularla karşınızda olacağız. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.